Seccadete peki yine seccadesi var başkanım. Tam olarak bunu bunları saflaştırıyoruz. Saf başkanım şu anda. Başkanım bana Şerif Hanım'dan geldi. Bana bakıyor Şerif Hanım'dan geldi. Şerif Hanım'dan geldi. Saf. Bizim Şerif Hanım. Evet evet. Bir dişi belki yavru bir şey bunun safını bulmak kolay değil. Aynen çok zor olmuş başkanım. Evet başkanım. Bunların 20 yıllık şeyi belli. Evet çok güzel. Mersin bizler için önemli. Biz Mersin'in şehrimiyiz. Mersin'i çok önemsiyoruz, çok seviyoruz ki hizmet etmek için çalışıyoruz, dinliyoruz, gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Her başarılı olmak isteyen belediye başkanının aslında yapısında bu var. Yoksa başarılı olma şansı yoktur. Hani genel anlamda da insanın işini sevmesi lazım. Sevmese başarılı olamaz. Mersin'imizin tanıtılması açısından, anlatılması açısından çok önemli bir misyon yüklendiğimizi düşünüyorum. Buradaki misafirlere rica ediyorum, gördüklerinizi gerçekleriyle gittiğiniz yerlerde anlatın Mersin'le ilgili. Zaten insanın görgüsü dediğimiz konuda bu, gidip görmek, yaşamak, hissetmek bu insana hep değer katar. İşte görgü dediğimiz olay da budur. Burada da çok şey göreceğinizi, hissedeceğinizi biliyorum. Çünkü Mersin'imiz çok güzel bir kent. Bizim kentimiz bir Türkiye hüviyetinde, bunu bilmenizi istiyorum. Emin olabilirsiniz ki Türkiye'nin her noktasında belli bir süre önce farklı gerekçelerle Mersin'e gelmiş, burada kökleşmiş, burada yaşıyor, çocukları burada olmuş, hayatını burada kurmuş insanlarla karşılaşabilirsiniz. Mersin'i Mersin yapan özelliklerin başında bu geliyor. Onun için biz Mersin'e hizmet ederken mutlaka yol yapmak, mutlaka park bahçelere önem vermek, yeşile önem vermek, bir afet durumunda müdahale etmek, bunlar bizim görevimiz, mutlaka görevimiz ama ilk görevimiz bu kentin birliğini, beraberliğini, huzurunu tesis etmek. Türkiye gibi deprem bölgesi bir yerde, afeti çokça, sıkça duyduğumuz bir ülke olduğunu düşünürseniz, bu çalışmaların çok daha evvel olması gerektiğini, bu konuda bizim belediyelerimizin, ilgili kurumlarımızın çok daha iyi noktalarda olması gerektiğini düşünüyorum. Kötü demiyorum ama çok daha iyi noktalarda olması gerektiğini düşünüyorum. Evet, kurumlar bir birim kurar. Kurduğu gibi kalırsa, üzerine bir şey konmazsa, bir katkı sunulmazsa hiçbir anlam ifade etmez. Vasat bir şekilde kalır. Görevini yapmış olmak için, yangına müdahale etmiş olmak için ya da bir deprem anında işte gidip enkaz altından canlı çıkarma gayretini gösterelim. Çıkartabilirsek çıkartabiliriz, çıkartamazsak hayırlısı olsun değil. Gerçekten bilinçli bir şekilde gidip bir afet anında olaya müdahale etmek, bir kaza anında, herhangi bir durumda ve etkin bir şekilde çalışıp sonuç alabilmek. Bunu nasıl sağlayacaksınız? Bilmeden bir işi yapamazsınız. Öğrenmeniz lazım. Öğrenmek için eğitilmek lazım. İşte bu çalıştayda da böyle güzel bir ortam olacak. Bilmediklerimizi hep beraber öğrenmek, bildiklerimizi anlatmak. Eğer biliyorsak, anlatmıyorsak onun da hiçbir kıymeti yok. Hayatta bir sonraki jenerasyonlara bir miras bırakacaksak onlara bir şeyler öğretmemiz lazım.
bir deneyim bırakmamız lazım ki onlar da alıp o noktadan daha ileri bir seviyeye taşıyabilsinler. Bu nedenle bu çalıştayın çok başarılı olacağını düşünüyorum. Sizlerin önemli katkılarıyla. Umut ediyorum. Elbette ki afetler olmasın, yaşanmasın. Türkiye'de bu sorun alanına da değinmeden geçemeyeceğim ama sadece iyi bir arama kurtarma ekibi kurmak meselesi değil. Yani afet olduktan sonra, olay olduktan sonra, bir kaza olduktan sonra müdahaleden ziyade afet meydana gelmeden önce orası afetin tesirini azaltmak, zararını azaltmak için yapılması gerekenleri yapmak. Bu görevde başta siyasetçilere düşüyor. Siyasetçiler parlamentoda kanun yapar. Ülkeler, toplumlar kanunla yönetilir. Kuralla yönetilir. İstediğiniz kadar kanun, kural koyun. Uymadığınız takdirde onun da bir kıymeti, harbiyesi yoktur. Türkiye'nin belki de en büyük açmazlarından bir tanesi budur. Türkiye aslında kurallar ülkesidir. Bir kanunlar manzumesidir. Ama uygulamaya baktığımız zaman işte öyle değil. Sonra da afetlerin doğurduğu çok büyük hasarlar, zararlar, can kayıpları, mal kayıpları, her şeyden öte insanların çektiği acı, ızdırap, üzüntü. Bu da elimizde bakiye olarak kalıyor. Türkiye'de herkes görevini yaparsa Türkiye çok daha iyi yerlere gelecek. Ben belediye başkanlığımı en iyi şekilde yapacağım. Sizler kendi görev alanlarınızda görevinizi, ama vatandaşımız da vatandaşlık ödevini yerine getirmek durumunda. İstediğimiz kadar belediye başkanı olarak katı kurallar koyalım, binaları denetleyelim. Eğer vatandaş kanunlara riayet etmiyor, yaptığı binayı tekniğe uygun yapmıyorsa, yasaya uygun yapmıyorsa, plana, projeye uygun yapmıyorsa, bir sarsıntı anında çökmemesi gereken bina çöker, işte size iş çıkar. Umutlarım çok. Ülkemiz çok iyi noktalarda olacak. Çünkü çok güçlü bir ülkeyiz. Çok güçlü bir milletiz. Çok güçlü bir milletiz. Rengarengiz. Doğudan batıya, kuzeyden güneye muazzam bir topluluğuz. Bu da bizi heyecanlı kılan, umutlu kılan en önemli özelliğimiz. Bu işin uzman arkadaşlarımız, başkanımız bilirler. Belki bir doğumdan 8 tane oluyor ama bir belki yakalayabiliyoruz. Oradakiler de farklı. Bizim konseptlerimiz içerisinde özellikle tarzsızlıkla yaşadığımız için bir de çatal burunları hediye vermek istiyoruz üzere başkanımızın. Onun üzerine gidelim dedik. İstiyoruz ki biz bir yere gittiğimiz zaman inşallah olmaz ama gittiğimizde bu simalar birbirine tanısın. Hocalarımız bize fayda olsun. Federasyon başkanımız, federasyonumuz, STK'larımız bize yol çizgisi yapsın. İnşallah onlarla da protokol yaptığımız zaman alıp başımızı gidelim. Sadece Türkiye'de değil. Akreditasyon olduktan sonra yurt dışında da gönül rahatlığı, Mersin'in bayrağını ve Türkiye'nin bayrağını farklı farklı illerindeki itfaiyeler sallandırsın. Sadece STK'lar bu işi yapmasın. Biz de yapalım. Biz de bu işin içerisinde olalım. Merhaba.
Bizim Ares nerede? Nerede?